Şimdi şu soruyu sorayım size. Bir kimse Allah'ın varlığına ve birliğine inansa, Allah vardır, Allah birdir, Allah gökleri ve yeri yaratmıştır, dağları, denizleri yaratmıştır, mahlukatı yaratmıştır. Amenna, Allah'a inanıyorum, Allah'ın varlığına, birliğine, yaratıcı olduğuna inanıyorum dese, bu ifadeler o kişinin Müslüman olmasına yeter mi, yetmez mi? Siz yeter zannediyorsunuz. Vallahi yetmez. Ya. Şimdi delilimi ortaya koyacağım. Yeterli olmadığının delilini söyleyeceğim. Delil olmadan konuşulmaz. Allah vardır, tamam. Allah birdir, tamam. Allah beni yaratmıştır, tamam. Göklerin ve yerin yaratıcısıdır, tamam. Vallahi Müslüman olmaya yetmez. Bak, iş nereye geldi? Delilin ne hoca? Arz ediyorum. Şimdi derse başlarken bir ayet okudum Sure-i A'raf'tan. A'raf suresi var burada. Rabbimiz buyuruyor ki ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem'e. Bak, Adem diye bir şey var. Adem. Adem aleyhissalatü vesselam. Allah'ın ilk yarattığı kimdir Adem? İnsan. İlk insan. Adem aleyhisselam. Adem'i yarattı Cenab-ı Hak. Ve iz kulna lil melaiketi. Melekleri Cenab-ı Hak daha önce yaratmış. Ayette öyle geçiyor. Sonra Adem'i yarattıktan sonra Hazreti Adem'i meleklere emir veriyor. Hepiniz bunları bilirsiniz. Ama püf noktaları var burada, onu söyleyeceğim. Meleklere emrediyor. Ve iz kulna, emrettik lil melaiketi, meleklere. Ayet. Meleklerin arasında bir varlık daha var. Meleklerle beraber olan, beraber yaşayan birisi daha var. Kim? Şeytan, iblis. Kur'an iblis diyor. İblisin de beraber oldukları meleklerin tamamına üscudu li Adem'e, şu Adem dediğim varlığa, insana secde edin. Dedi mi, demedi mi Allah? Sesini çıkmıyor. Dedi, ayet söylüyor. Fesecedu, bütün melekler secde etti. Bak, fesecedu, ayet devam ediyor. Fesecedu, bütün melekler secde etti. İlla iblis. Ne demek? İblis secde etmedi. İlla, illa demek geri kaldı. Uymadı. Emre uymadı. Secde etmedi. İlla iblis. İblis secde etmedi. Allah Allah. Ne olacak şimdi? Bütün melekler secde etti, iblis etmedi. Ne olacak şimdi? Şu Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, merhametine, Rahman sıfatına, sınırsız Rahman oluşuna bakınız ki, anında iblisi cezalandırdı mı, cezalandırmadı mı? Ne dersiniz? Cezalandırmadı. Evvela ne yaptı? İblisin ifadesini aldı. Yani sorguya aldı. Sorgu, sorgu. Var ya sorgulama. Ya sor bakalım ya. Evvela iblisi sorguya alıyor. Bakın ne kadar enteresan şeyler bunlar. Yargılamadan, sorgulamadan bir adama ceza verilir mi? Soruyorum. Hiç sesini çıkmıyor maşallah. Verilmez ya sorgulamadan bir adama. Yargılamadan ceza verilmez. Bak, Allah bile bunu yapmamış. Allah ki kainatın yaratıcısı. İblis secde etmedi. Eyvah, ne olacak? Bunu öldür. Allah öyle yapmıyor. Gel bakalım ey iblis, çağırıyor huzuruna. Ma menaake ella tescude iz emertük. Sana da Adem'e secde et dediğimiz zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi? Allah bunu, şeytanın secde etmediğinin sebebini Allah biliyor mu, bilmiyor mu? Daha niye soruyor? Bilmiyor musun ey Rabbül Alemin ki bana soruyorsun dememiş iblis. Bu usulle Allah bize ne öğretiyor? Usul öğretiyor. Usul. İnsanlarla münasebet öğretiyor. Suçluyla, şununla, bu... Sana soruyorsun dememiş iblis. Bu usulle Allah bize ne öğretiyor? Usul öğretiyor. Usul. İnsanlarla münasebet öğretiyor. Suçluyla, şununla, bununla... Bak, Kur'an'ı görüyor musun? Ma menâke.
seni secde etmekten alıkoyan neydi? Şimdi Rabbimize bak, soruyor. Sorgusuz, yargısız adam öldürülmez. Felaket olur, zulüm olur, cinayet olur, rezillik olur, hayat mahvolur, dünyanın dengesi düşer. Her şey bozulur. Şimdi iblis cevap veriyor. Hepiniz bunları belki bir ömür dinlediniz ama işin küf noktaları var. Onun için ben söylüyorum. İblis ne diyor? Ene hayrun minhu. Bak burada bütün bu Kur'an'da, Araf suresinde bunlar var. Vakit almasın diye okumuyorum. Ene hayrun minhu. Ben diyor Adem'den daha hayırlıyım. Kim söylüyor bunu? Siz söyleyin. İblis. Ben diyor Adem'den hayırlıyım ya. Adem'den güçlüyüm, Adem'den kuvvetliyim, Adem'den öndeyim, önceyim. Adem kim, ben kim ulan? Haşasın var. Şu hale bak, şu gurura bak, kibire bak. Peki Adem'den niye üstünsün yani? Adem'den niye kuvvetlisin? Cenab-ı Hak soruyor. Cevabında ne diyor? Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, Adem'i siz söyleyin. Topraktan diyor. Bunu şeytan söylüyor, ben söylemiyorum. Kur'an haber veriyor. Halakteni min nar. Nar ateş demek. Ateş diyor toprağı yakar, çatlatır, kırar, kaskatı eder. Ateş toprağın hayatiyetini öldürür. Toprakta pişmiş bir şeyin içine tohum koysanız canlanır mı? Bak hayatiyetini öldürüyor toprağın. Ateş öldürür. Halakteni min nar. Beni ateşten ve halaktahu min tin. Onu topraktan dedi. Şimdi halakteni ne demek? Beni yarattın. Demek ki iblis Allah'ı tanıyor mu tanımıyor mu? Tanımasaydı beni yarattın der miydi? Bak ayet çok açık. Hiç buralara dikkat etmemişiz. Yani şeytanın, iblisin kafir olması Allah'ı tanımadığı için mi? Ne dersiniz? Sesiniz çıkmıyor. Allah'ı tanımadığı için değil ya. Allah bal gibi tanıyor Allah'ı. Nereden biliyorsun? Halakteni, beni yarattın diyor. Allah'ı rahat rahat yaratıcı olarak kabul ettiğini zaten ayet söylüyor. Beni yarattın derse tanımadığına der mi? Allah'ın varlığını tanıyor iblis. Birliğini tanıyor. Kendisini yaratan Allah'tır tanıyor. Beni yarattın diyor. Daha bu ötesi yok. Buna rağmen niçin iblis kafir oldu? Neden ebedi cehennemlik oldu? Neden bir daha girmemek üzere cennetten kovuldu? Hiç düşündünüz mü? Hiç düşündünüz mü Müslüman kardeşler? Demek ki Allah vardır demek Müslüman olmaya yetmez. Ayetten bu çıkıyor. Allah birdir demekle Müslüman olmaya yetmez. Yani o da Allah'a inanıyor diyor. Demek ki Allah yerlerin ve göklerin sahibidir, yaratıcısıdır demek de Müslüman olmaya yetmez. Bak yetseydi iblis Müslüman olurdu ve iblis cehennemlik olmazdı, cennete kovulmazdı. Ayet açık bunlar. Açın okuyun Kur'an-ı Kerim'i. Peki iblisin aldandığı neydi? Nereden bu küfür dediğimiz bataklığa saplandı? Eba ve stekbere ve kâne minel kafirin. İblis kafir oldu diyor Cenab-ı Hak. İblisin kafir olması Allah'ı inkarından değildir. İblisin kafir olması Allah'ın birliğini, varlığını inkarından değil. Haşa vardır birdir diyor. Göklerin ve yerin yaratıcı olduğu, yaratıcısı olduğunu inkarından değil. Beni yarattın, Adem'i yarattın diyor. Burada bir, buralarda bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede? Ne dedi Cenab-ı Hak? Üscudu li Adem'e, şu Adem'e secde edin dedi. Allah dediği budur. Baktı Adem'e şöyle, dedi ki ya bu balçıktan, çamurdan, topraktan yaratılmış birisi dedi. Ben buna niye secde edeyim? Bak bak bak, kime bakıyor? Emri veren Allah'a bakmadı, secde edin dedi, Adem'e baktı. Deseydi ki Cenab-ı Hak Adem'e değil, Adem olmasaydı da Cenab-ı Hak deseydi ki bir karıncaya secde edin deseydi durum değişir miydi? Sesiniz çıkmıyor sesiniz. Değişmez ya. Çünkü emri veren kimdir? İşte orada aldandı, görüyor musun? Aldanma noktası burada. Haşa, aldandığı nokta beni secdeye
emreden, secde etmemi isteyen Allah'tır diye düşünemedi. Allah secde edin diyorsa edeceksin, bitti. Karınca, Adem, şu, onlar mühim değil. Sen secde edin diyene bakacaksın. Secde edin emrini veren kim? Allah. İblis ne dedi? Yahu Allah böyle secde edin dedi ama burada bir isabet yok dedi ya. Bu kim ki ben secdedeyim? Allah burada yanlış iş yaptı dedi. Ya vay şerefsiz vay.